Merhaba arkadaşlar, ben Akıl Salonu'ndan Serdar. Bugün size GTA 5 izlenlerinde çok gizli bir vakayı araştıracağız. Aslında bunu siz söylemiştiniz bana. Madene gir demişsiniz. Madende ne var bilmiyorum ben de. Siz gir demişsiniz. Bakalım madende bugün ne bulacağız. Daha fazla GTA 5 izlenmenin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Ve artık patron benim. Benden bana emir verecek kimse yok. O yüzden vakaları kendim bulmaya başlayacağım. Şöyle söyleyeyim, mutluyum. O videoda şöyle bir 15 bin like gelmiş. Bu videoda şöyle bir ne bileyim 10 bin like sizden çok mutlu olurum. 10 bin like sizin için bir şey olması lazım. 10 bin like atarsınız bence. Başlayalım abi. Böyle bir hayvansı bir araba almak istedim ama bunun yarısı dökük ya. Ben bunu bir halledeyim. Evet, şimdi daha efsane oldu şimdi. Böyle bir arabayı aldım ama şu anda mineshaft ne oluyor? Madenin kapılarını açmam lazım. O yüzden bombaya ihtiyacım var. Birinden gidip bomba almam lazım. Ona bakarsak diğer şeylerim yeterli galiba. Ne onun ismi? Silahlarım yeterli sanırım. Onun dışında başka bir şey almam gerek yok ama silahçı bu tarafta kalıyor. Lokasyon o tarafta ama silahçı bu tarafta kalıyor. Her zaman dediğim gibi silahçımız yerde. Şurası ya, çok uzak değilmiş. Şuradan abi bombamızı alalım. Bombayı aldıktan sonra direkt göreve gideceğiz ve mineshaft'in kapılarını açmam için bombayı aktifleştirmemiz lazım. Yani patlatmamız lazım C4'ı. Şuradan hemen alalım abi. Aldık, devam ediyoruz bakalım şimdi. Bakın burada. Bununla beraber kapıları açmamız yardımcı olacak ama benim silahlarım yeterli mi acaba ya? Bir tane pompalım var ama ben pompalıyı geliştirsem mi acaba ya? Bu pompalı az gelmeye başladı bana. Dedemden yadigar pompalını değiştirmek istiyorum artık ya, yeter. Vallahi az gelmeye başladı bu. Şöyle bir şey aldım abi. Uf, tam bir mükemmel bir pompalı yani bu. Dedemden yadigarı satamadım abi, kaldı burada ama bunu ateş etmem büyük ihtimalle. Bunu çekeceğim. Silahımı da değiştirebilirim aslında, bu da ezik bir silah sonuçta. Ama şu anlık ideal ediyor beni yani. Şimdi gidebiliriz o tarafa doğru. Nereden? Tam olarak buradan gidiyoruz. Ve oradan bir sürü hikaye anlatılıyor o tarafta. Yani ne bileyim, içeride yaşayan değişik canavarlar varmış mineshaft'te. Ve onları bulmam gerektiğini söylediniz bana. Ne bileyim yani, ben de pek inanmak istemiyorum ama genelde inanmadığım şeylerden sürekli bir şeyler çıkıyor. Artık bu şeyde kesinlikle bana söylediğiniz veya söylenen şeylerde bir şey olduğuna eminim yani. O yüzden gideceğiz ve orayı yerde halletmemiz lazım. Bu sefer güzel bir fatura çekmeme gerek yok sonuçta. Kendimi inandıracağım, kendimi şey yapacağım. Kendime bir çaylakla yetiştirmek istiyordum aslında, hani çaylak dedim, kendime böyle bir asistan gibi bir şey lazım yani. Çünkü her şeyi de ben yapamam bir süre sonra. Hop hop, tamamdır. Gidiyoruz abi, bakalım neler olacak, neler dönecek, hiç bilmiyorum ya. Aman diyeyim, çok vurduk be. Üf, arabayı dağıttık, şuna bak. Bu da hayvan şey. Yani yapacak bir şey yok. Gidelim. Ha, bir de şey, mineshaft'te flashlight lazım olabilir. FPS'te oynayabilirim belki, bilmiyorum. O yüzden hani canlı yayın olsa sorardım FPS mi olsun falan filan ama değil, ne yapalım. Büyük ihtimalle FPS'te oynayacağım daha korkunç olsun diye. Bir de orada aniden bağırırsam falan filan, çok pardon şimdiden. Bak şimdiden diyorum çünkü bağırma ihtimalim %100. Ayılar ananızı. Ayılar, onlar tabii bizim patron değil. Eski patron değil, bakın her yerde ayılar var. Şehre ayı inmiş, ayı. Lan! Evet! Tamam. Ben bu arabayla her yere ezerim geçerim, bak şuna bak. Lopş lopş lopş, şuna bak. Bana mısın demiyor, öküz ya. Bir de bunun daha büyüğü var, gardiyan diye. Onu almak istemedim, yavaş gider belki de ama o da hızlı diye biliyorum ya. Çok da kasmaya gerek yok ama bu da güzel ya, sıkıntı yok, bu da iyi yani. Hop, hadi bakayım. Bakalım onun girişi nerede? Ben girişini de bilmiyorum ya. Bu lokasyonu verdiler ama bence direkt bak, ayı her yerde, ayılar var bak. Selam ayı kardeş. Woo! Çok gittim galiba biraz. Allah kahretsin. Ayıya selam vereceğiz diye arabayı perte çıkartıyorduk az kalsın. Ne oluyor? Polis mi? Niye polis? Çok saçma polis. Polis hayırdır yani, ben burada suçlarla uğraşan bir ekibim. Açıklamamı yaptım zaten adamlara direkt. Ana ne güzel. Hop, ne oluyor? Ya hadi be, biz bu görevleri yapmak istemiyoruz. Selam kardeşim. 41 mil kaldı ve az kaldı, ulaşacağız neredeyse. Cidden bir içeri girdiğinde zaten hissettiklerimi söyleyeceğim size de. Tabi girebilirsek abi, onu da bilmiyorum, girebilir miyiz ama. İnşallah girebiliriz yani, ben onu diyeyim. Hop 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 hop. Allah diyeyim, aşağı düşme de ölmeyelim. Şöyle devam.
Lan burada bir arabalar falan var. Bunlar neyse, bunu insanların buraya öylesine geldiğini düşünüyorum. Şş. Arabanın içi boş. Allah Allah, neden acaba? Neden için boş lan senin? Git aşağı. Bay bay. Nedense aşağı atmak istedi canım ve attım abi. İçinde kimse yoktu yani, ben görmedim en azından. Göremediğim şeyler varsa bilmiyorum artık onlara, yani bir şey yapamayacağım. Hop, güzelce dönelim şöyle. Pardon tavşan. Burada mı? Nerede lan? Oğlum bana buraya gösterildi ama. Nerede lan bu? Daha mı aşağıda? Nerede? Allah kahretmeye. Çarpı çarpı duruyoruz ya. Daha aşağıda mı acaba? Nerede oğlum bu ya? Çıldırtmayın la beni. Heh, ben buradaymış. Allah'ım, kör gibi görmemişim. Evet, geldik abi o yere. Buraya çekelim. Bunu herhalde çıkışta görebiliriz burada inşallah diye düşünüyorum. Çalmazlar yani. Ya camları falan kırık ama bilmiyorum. Evet, şimdi. Burada bir kağıt var. Kağıt boş bir kağıt. Bir şey aramadı abi. İçine doğru bakmak istiyorum şöyle bir sniper'la. İçeride bir şey var mı acaba? Oğlum. O ne? Tahta değil mi? İnşallah tahta sadece. Daha içeri girmedik be, Allah Allah. Tamam o zaman, patlatıyorum kapıları. Yapacak bir şey yok. Hazır mıyız? Patlattım gitti. Anam. Bir daha yapıyoruz, saymıyorum az öncekini. Salak salak işler yapıyorsun ya Serdar. Arabam da gitti zaten. Patlatıyorum. Ha şimdi. İçeri girebiliriz o zaman abi. Aldım FPS moda. Açtım ışığımı, giriyorum içeri. Hadi eyvallah. Sesi bile değişti oyunun. Evet, şu anda burada bir canavar arıyoruz abi. Çok korkunç bir ortam. Vallahi bakıyorum da bir şey gözükmüyor şu anda. Ve içeri... Oğlum çok korkunç ha. Vallahi şu an bir şey gözükmüyor arkadaşlar, onu söyleyeyim özellikle. Ama ben hala korkuyorum. Uf. Işıksız, böyle ışıklı kalalım, tamam ışıklı kalalım. Lütfen bir şey çıkmasın. Ortamın vaktini terk edilmiş bir maden olarak görüyorum burayı ben. Ve terk edilmiş bir maden zaten galiba. Yani başka bir şey gözükmüyor fazla, onu söyleyeyim öncelikle. Nereden gidebilirim acaba? Ben buradan gideyim abi öncelikle. Arkadan bir şey gelmesin de. Aman diyeyim. Tamam, önden gidelim abi. Ya yani sağdan gideceğiz, tamam mı? Hep sağdan gidiyoruz şu anda. Onu fark et. Arka bakmak istemiyorum. Tamam, arka bakmıyoruz. Tamam. Tamam, sakinim. Şş, bir şey mi var orada lan? O ne? O ne? Ölü bir insan mı? Ölü bir insan. Oo, bu yol. Hem de kafası... Kafası kesik. Kafasında bir poşet var. Oh. Hep sağdan dedik, sağdan gidiyoruz abi, hep sağdan. Uf, içim ürperiyor. Bu yol kapalı mı? Tamam, hep sol. Yine bu sefer sağdan yine. Şöyle yapıyoruz, sağdan abi yine. Bak, sağ yaptım yine. Tamamdır. Bu madene çıkmam lazım diye, yolunu da kaybetmem lazım. O yüzden sağdan sağdan gittiğimize göre döndüğümüzde de yine sağdan sağdan gideceğiz. Unutmamamız lazım, bu kurallar önemli. Yine burası mı boş? Yok mu burada da bir şey? Tamam, burada da bir şey yok. O zaman soldan gideceğiz abi. Ama o ölü adamı gördüm yani, onu da söyleyeyim. Bir şey çıkmaz diye umuyorum yani bundan inşallah. Sağ yapıyoruz tekrardan. Adam hala burada. Fotoğrafını çekmeyeceğim. O zaman kaybetmek istemiyorum. Cidden zaman kaybetmek istemiyorum. Ve korkuyorum bayağı. Korkunç gelmeye başladı. Evet, şu anda sağdan geri döneceğiz. Ve bu koridora giriyoruz artık madenin. Bakalım buradan nereye çıkacağız. Çok merak ediyorum abi. Çok korkunç bence ha. Abi lütfen güzel bir şey çıkmaz. Yani güzel bir şey derken ne güzel yani buranın. Korkunç bildiğin ya. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız bilmiyorum. Çünkü bir öldürülme vakası gördüm az önce, yani canlı canlı biri öldürülmüş yani bunun içinde ve kapısı kilitlenmiş. Burası lanetli bir yer olabilir.
Buradan giriş yok galiba, evet. Devam ediyoruz abi. Halen daha bir şey çıkmadı karşıma. Ve bu beni daha fazla ürpertti, onu söyleyeyim. Arkadan bir şey gelmedi mi? Tamamdır. Arkadan gelmesin de gerisi. Sağ mı yapıyoruz tekrardan? Sağ yapıyorum abi tekrardan. Sağdan sağdan devam. Kapalı mı burası? Kapalı orası. Tekrardan sağ yapıyoruz o zaman. O be ya. Abi. Bir labirente gelseniz kesin önce sağdakileri bitirin, sonra da şey yaparsın. Bitti. Bu kadar mı? Bir şey yok mu burada? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. Orada bir şey mi vardı? Orada bir şey mi vardı az önce gördüm? Orada bir şey mi vardı? Yavaşlatıp bakacağım videoda. Oo, inşallah biri değil, bir şey değildir o yani. Çok sıkıntıya girdim çünkü ben. Evet, şu anda bir şey gördüğüm gibi oldum orada ama editte bakacağım yani. Artık başka bir çarem yok. Arkama çok dikkat etmem lazım. Bundan sonra koşacağım abi. Koşarak çıkmam lazım buradan benim. Başka hiçbir çarem kalmadı abi. Korktum. Oh, okey, kabloymuş. Az önce gördüğün de inşallah kablodur yani. Çünkü burada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve o cesedi de rapora göndereceğim yani. Bizim çalışanlara. Ve galiba burası temiz. İlk defa bir şeyden temiz çıktık abi. Çünkü her yere baktım ve siz de gördünüz benimle beraber. Sadece bir tane ceset görebildim. O kadar. Yani. Şu anda acayip korkunç. Abi arkadan bir şey gelir diye çok korkuyorum, biliyor musunuz? Evet, buraya baktığımda burada bir tane ceset gördük. O kadar sadece. Başka bir şey görmedim abi. Tamamdır. Burası temiz sanırım. Sanırım diyorum çünkü emin... O ne lan? Kablo, okey. Sanırım diyorum çünkü öyle olmasını umuyorum abi. Korkunç, hala korkuyorum ben yani. Buradan o zaman çıkıyoruz. Bu da böyle o zaman yani, bir şey yok. O fotoğrafını çekmediğim şeyleri de zaten raporunu vereceğim için benim adıma başka biri de çekmesi lazım. Oo, kapı kapanmış. Kapı kapanmış lan. Bir dakika, bir dakika. Oo, titriyorum. Bir dakika, kapı niye kapandı? Tamam, açtık kapıyı da ya, kapı niye, nasıl kapandı kendi kendine? Az önce patlatmıştım ben. Tamamdır. Oh, bir şey çıkmadı ya burada. İlk defa bir görevde bir şey çıkmadan bitirdim ya. Vallahi çok şaşkınım yani. Neyse şimdi bir yere de gitmemi gerekiyor. Çünkü ben zaten patronum. Patronun bir şey götürmeme de gerek olmadığı için bu bölümü burada bitirebiliriz. Dediğim gibi ilk defa böyle bir şey karşılaştık. Bir vaka geldi ve yani bir şikayet geldi ve ilk defa bir şey çıkmadı. Neyse, o zaman daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen like yapmayı unutmayın. Her anda kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.